Ersu hissesine bakacağız. Ersu meyve ve gıda sanayi AŞ e açılımı. Ersu hissesinin durumuna baktım. Bir analiz yaptım. Arkadaş bu, bu hissenin e, aralık yani band aralığı biraz yüksek. Bilginiz olsun. Ben bunu tespit ettim. Şimdi diğer çizdiğim grafikler gibi değil. Zaten çizimleri izliyorsanız yani videoları izliyorsanız ne demek istediğimi anlarsınız. Şimdi bu hissenin band aralığı biraz fazla. Yani ucuzdan alırsan çok mükemmel bir kazanç sağlarsın. Yani 3-4 katı para kazanırsın. Paranı 3'e 4'e katlayabilirsin. Ama yüksekten de aldıysan da çok pis şekilde çok pis şekilde zarar edersin. Yani tutup da kademeli toplamıyorsan veya ne bileyim bütün paranla giriyorsan biraz üzer bu hisse. Şu anda hissenin durumu Ortada az bir şey kalmış desem Daha doğrusu şöyle söyleyeyim, aralarda destekleri çok hissenin. Ben o desteklerin hepsini almadım, bilginiz olsun. Genel sağlam destekleri aldım. Yani bu hisse şöyle söyleyeyim, orta ve uzun vadeci için. Yani kısa vadide ben bugün alayım işte, ya da yarın piyasa açıldığında alayım. İşte bir hafta, iki hafta sonra satayım derseniz biraz sizi üzebilir. Bilginiz olsun. Bunda sabırlı bir şekilde bu bant aralığının aşağı kısımlarına geldiği zaman alır alınırsa şimdi al sat tut tavsiyesi değildir. Ee, daha doğrusu şöyle söyleyeyim. Burada aşağılara gelirse ben kendim şahsım olarak alırım toplarım buraya geldiği zaman çünkü kapatırım ondan sonra ekranı yukarı bantlara gitmesini beklerim. Ya yani çünkü bant aralı yüksek. Yani biraz fazla diğer şeylere göre fazla. Bakın şöyle. Bakın. Görüyor musunuz? Şimdi bant aralı bu şekilde. Şimdi size destek ve dirençlerini söyleyeyim. Şimdi bir yakınlaştıralım. Nerelerde tam şey varmış. Bir bakalım. Buradan alır, yukarıdan alır. Her yerden desteği var bu hislerin. Yok değil. Şimdi günlük bazda şöyle geçmişe dönmezsen bu işte de bakın 2001'den bu yana olan trendi ee çizdim. Çünkü niye ben buna kısa vadede bakarsam ee beni izleyen arkadaşlar zarar da edebilir. E kar edince kimse şikayet etmez de e zarar edebilir gerek yok. Ben bunu biraz geçmişini biraz daha geriye gittim baktım yani bantaralı bu şekilde. Çünkü gelmez değil. Bakın buralara gelmez değil. Bakın burada gelmiş, burada gelmiş. Bakın yıllar sonra bakın tekrar buraya gelmiş. Kaldırmışlar tekrar gelmiş. Kaldırmışlar tekrar iniyor. Sakince beklemek lazım. Pusu da yatacaksın ya. Şimdi bu rakamlar biraz kabalama olacak. Çünkü bütün yani şu detaylı bakarsan biraz vakit alabilir. Kafa arıtır. Biraz aşağı doğru esnek olmak lazım bunda. Bilginiz olsun. %6,5 en yakın destek demeyelim de. Yani destek en yakın destek diyebiliriz. Neymiş bu hisse? Ersu. Ben şimdi buraya da kendimde not ediyorum. %6,5 var. Ondan sonra bakalım. Şuralardan da tepki alır. Yüzde yirmi. Yüzde yirmi dört. Yüzde yirmi. Yüzde yirmi dördü var. Daha biraz aşağı doğru çekebiliriz. Şöyle çekelim aşağı. Yüzde otuz yedi. Yüzde Kaç diyelim yüzde 50 kaba kaba laban söyledi söylediğimiz için yüzde 49 yüzde 48 50 biz direkt yüzde 50 diyelim sağlam alalım çünkü aşağı gelirse gelir bu yüzde <laughs> 60 yüzde 60 Ha bakın bu yüzde 60'a gelirse yani yüzde 60 seviyesine düştüğü zaman riski azalıyor. Bilginiz olsun. Toplayıcı olmak lazım. Yüzde 60 aldı. Ya bu yüzde 60 düştü. Ya bedava dememek lazım. Çünkü ucuzun ucuzu da var. Yüzde 78. Yüzde 78. Bu hissenin yani hiç zarar etmeyeyim derseniz 66, yüzde 78. Bölgeleri yani yüzde 66 düştü, yüzde 78 düştü. Korkmayın, panik yapmayın. Daha da dibe inmez, sıfırlamaz. Bilginiz olsun, sıfırlamaz. Ha, tüm paranızı çok yüklü bir şekilde girmediğiniz sürece kafanız ağrımaz. Yukarıyı söylüyorum. Yüzde 15, yüzde 16. Direkt 16 diyeyim. Düz hesap yüzde 16'sı var. Ondan önce de şurası var. Bir tepki yaparsa %7 %8 %8'i var. %16'sı var. Başka nesi var? Bakalım bir. Şurayı tekrar değdirebilirler. Burada takılabilir. %26 %26 Şuraya Yakından bir bakalım bir. Aslında hisse de sorun yok. Siz yukarıdan zirvelerden almadığınız sürece aslında hisse normal hareketini yapıyor. Yüzde otuz yedi, yüzde elli yüzde elli sekiz. Aynen yüzde elli Bakayım bir yüzde elli yedi diyeceğim bunu. Yüzde elli yedi, yüzde elli Yukarıları bu zorladıkça zorlar. Yüzde yetmiş. Yüzde yetmiş. Bakalım bu niye orada takılmış. Ya şunu yapar tekrar yaparsa. Şu. Ama bir ara tekrar onu bir, bir ara gösterecekler. Tam değdirememişler de. Yüzde yüz. Yüzde yüzü var. Bakın bu seviyede bile yüzde yüzü var. Sen bunu bir de bakın tam gösterim iyi izleyin. Bakın şuradan bakın şuralardan şuralardan ve buralardan ya yani maliyetini şimdi tam dipten kimse alamaz. O şansa kader alır. Yani şu seviyeye gel toplamaya başladım. Buraya geldi buraya geldi. Bakın yüzde beş Ha sen tabii buralarda diyelim toplayamadın ya da maliyetini şuraya çektin. Tam şu çizgiye çektin. Bakın yürü, yukarı gitti mi 5 katı. 5 kat götürürler. Ya yani param 5'e katlıyor. E hadi oraya beklemenin kademe kademe var. Bakın en yakın %180, %200. Ya yani 3'e katlıyorsun ya. Her türlü gösterirler bunu. Yeter ki ucuz al. Ucuz al. Yani biraz çok sabırlı olmak lazım bu işte de. Yani daha da ucuz almak için beklemek lazım. Şimdi yukarıdan alıp sen buralardan aldın. İşte toplamaya başlayın. Ya bunun sonu yok ki yani ne kadar toplayabilirsin ki? Ucuzladığı zaman, ucuzladığı zaman toplayacaksın. Şimdi hissenin durumuna bir bakalım arkadaşlar. Ee, TL bazında söyleyeyim. Zaten aşağı doğru basıyorlar. Kaldırmışlar zaten dolar bazında da gördüğünüz gibi. Aşağı doğru bunu çeke çekerler. Kim nesi var dedik yüzde altı buçuk. Yüzde altı buçuk. 19.90'ı var. 19 TL 90 kuruşu var. %20 17 lirası var. 17 TL %24 16 TL 15 kuruş 16 diyebiliriz de.

Ve bir de yüzde 60 yüzde 60 al. yeri var. Bakalım yüzde 60. Ben buralara geldiği zaman toplanır. Üzmez. Toplucan. Yüzde 60. 850. Yüzde 66. %66. O da ne yapıyor bakalım bir. 7.20 7.20 7 TL 20 kuruş. Yüzde %78 %78 yani 4, 4, 70 Ya 4.70 5 lira o ama 4.70 ya 4.70 4 TL 70 kuruş. Şimdi buralar gelebilir. Ya şimdi şöyle söyleyeyim. Sen şimdi 3 liradan 3.90 3.5 liradan bakın bir anda bakın kaçmış 2022. Hadi en yakını varsayalım ya. Yani 7 liradan 7 8 liradan tutup da 40 liraya gidebiliyorsa şimdi o gitti. E, tamam da 40 liradan da buraya gelebilir. Gelmez diye bir şey yok. Giderken gidiyor. Tabi sen aldın. Gidiyor o katlıyor katlıyor ama yukarıdan aldın. Aşağıya iner mi gelir mi? Gelir abi gelir. Niye gelmesin? Yani birbirimizi kandırmayalım. Kimse kimseyi kandırmasın. %8 yukarısı var. Şimdi gelelim yukarıya. 23 lira bulunduğu seviyeden kalkarsa tepki yaparsa 23 lira. Ha tutup da şey yapabilirlerdi. Yani şöyle söyleyeyim. Buradan da aşağı değdirler e, desteğinden tekrar kaldırabilirler. İlla yukarı, illa aşağı gidecek demiyorum. Ama sağlıklı bir şekilde ben bundan para kazanayım diyorsan ya bu aralardan girmek biraz riskli. Ha çok önceden almışsındır hiç problem etme. Beklemek lazım.

50 kuruş yüzde 70 yüzde 70 36 TL 20 kuruş yüzde 100 42 42 50, 42 diyorum düz hesap 42 yani küsuratı söylemiyorum direkt 42 TL Arkadaşlar Ersu hissesinde durum bu yani artık kendiniz karar verirsiniz. Ama bant aralığı biraz fazla hissenin. Şimdi TL bazında bu çok anlaşılmıyor ama dolar bazında çok güzel görülüyor durumun ne oldu. Yani 2021'den beri 2001 hatta pardon yanlış söylüyorum 2001'den beri bu bant aralığında. Yani geliyor her türlü geliyor. Ne kadar yukarı kaldırsa geliyor. Aşağıda geliyor yukarıda geliyor. Hani bekleyeni çok güzel para kazandırır. Ha çok beklemeyeni, işte panik panik heyecan heyecan hareket edene de bu zarar ettirebilir. Bilginiz olsun. E, dikkat etmek lazım. E, arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone değilseniz kanalıma abone etmenizi rica abone olmanızı rica ederim. Hayırlı akşamlar dilerim.